Merhaba, ben İrem. İrem'den İlham'la programıma hoş geldiniz. Bugünkü değerli konuğum, sevgili mandala eğitmenimiz Gülben Aykaç. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk İremciğim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür, ben de iyiyim. Toparlıyorum. Böyle bir memleketteki hastalıktan ben de nasibimi aldım oğlum vesilesiyle, ama toparlıyorum. Çok şükür daha iyiyim. Şükürler olsun. Ufak ufak böyle toparlıyorum. Valla sizi Geçmiş burada olsun. çok teşekkür ediyorum tekrar. Burada sizi görmek çok güzel. Çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için. Bugün çok önemli bir konumuz var. Çok duyulmaya başladı aslında. Mandala bilinmeye başladı ve bunda çok önemli bir rolünüz var. Önce kısacık bir kitabın adını anayım. Mandala bir dua sanatıydı. Şimdi mandala bir yaşam sanatı olarak değişti, güncellendi. Dördüncü baskıya gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kitaptan bahsedelim isterim, ama öncesinde size şunu sormak istiyorum. Mandala'ya bile gelmeden, Gülben Aykaç kimdir hocam? Bu soru benim için kendi yolumda, kendi yaşamımda çokça farklı cevaplar aldığım, verdiğim, kendimi keşfettikçe cevaplarımın değişti. Böyle hayatta bilgece kullandığım bir soru olarak böyle benim sorularımdan bir tanesi. Bu gözle, bu niyetle baktığımızda siz ben kimim sorusunu, bunca tecrübeniz, bunca altyapınızla, çünkü biliyorum siz sadece bir mandala eğitmeniniz, yoga eğitmenliğiniz var, minimum şifa sistemleri ve tekniklerinde uzmanlıklarınız, eğitmenlikleriniz var. Böyle bu gözle baktığınızda siz bu soruyu nasıl yanıtlıyorsunuz ya da bu soruyu nasıl kullanıyorsunuz kendi hayatınızda? Aslında hani çok güzel bir soru. Ben bunu ne Teşekkür. diyorum? Evrensel düşünmek. Ben evrensel insan olmaya çabalıyorum. Yani verdiğim eğitimlerde, düşünce tarzında, tarafsız, nötr. Hani hep denir ya, o kendini insanın içlik halinde hissetmesi gibi, dışarıdan bir gözle bakması gibi. O yüzden hani zaten anlattığım konu mandala, evrensel işleyişin sanatsal bir tasviri. Hayatın, bütün içimizdeki o yaşadığımız döngülerin kağıt üstünde dairesel bir sistemde anlatılış şekli. Aslında evrenin çalışma modeli, her şeyin döndüğü, hareket halinde olduğu, hiçbir şeyin durmadığı. Ben ise hep anda kalmayı, şimdide kalmayı, geçmiş gelecek arasındaki o gitgelleri yaşamayı bırakmayı seçmiş bir kişiyim. Tabii ki hayat bazen bunları geri götürüyor, ileri götürüyor. Ama anda kendi merkezinde doğru kararlar alabilmek adına eğitimler verirken kendim de eğitiliyorum tabii ki. Böyle cevap. Harika. Üniversite insan olmaya çalışıyorum. Evrensel bir insan olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum samimi yanıtınız için. Çok çok kıymetli şeylerden bahsettiniz. Yani böyle her şeyden böyle bir kuple verdiniz aslında bize. Peki siz mandalayı nasıl keşfettiniz? Ve o kendini keşif yolculuğunu, yani o ben kimim sorularını ne zaman, nasıl sormaya başladınız? Neler oldu da sormaya başladınız? Ha, o hayatın içinde. Çünkü bir de biliyorum sizin de bir kurumsal tarafınız var aslında. Öncesinde o geçiş nasıl oldu? Böyle birazcık böyle ilham olması adına, özellikle de kadınlara, dinleyenlere, bizlere ilham olması için böyle hikayenizden bir parça, ilham verici anekdotlar paylaşabilirsiniz bizim için mümkünse. Tabii şöyle söyleyeyim, bu kitabımda da bahsediyorum bundan. Aslında benim için en büyük okul hayatımdaki 17 yıllık kurumsal yaşam. Yani 35 yıldır çalışıyorum. 34 yıl işte. Bunun 17 yılı kurumsal hayatım, 17 yılı mandala, öyle söyleyeyim. Ve burada aldığım eğitimlerin çoğunu ben o kurumsal hayatımda aslında deneyimleyerek hayata getirmişim. Yani eğitimler bunların diplomaları ve sertifikaları olmuş. Ama benim çalıştığım kurumsal sistem, sektör bir satış teşkilatı ve bir Amerikan sisteminin içinde yetiştim ben.
satıştan yetiştirmek, otomatikman birebir insanlara çözüm önermek ve problemlerini çözmek adına bir kimlik geliştiriyor. Ve sigorta sektöründe, yani American International Group diye, eski American Life Insurance, hayat sigortası satmak gerçekten çok, bilmiyorum bu reklam oluyor mu, ismini vermek kurumsal şirketin ama. Hiç sorun değil. Hayat sigortası, ölüm poliçeleri satıyorduk biz. Ölüm poliçesi satmak ne demek? Bir vaat satıyorsun. Öldükten sonra ailenize ve size para veririz diyor sistemin gerektirdiği satış birimi. Ve bunun üstüne bize çok eğitim aldırırlardı. Doğum ve ölüm, hayattaki tek gerçekliğin bu olduğu, aslında bunun üstüne hayatı idame ettirebilmede paranın bir araç olduğu ve bu aracı amaç değil de araç olarak kullanabilmeyi öğreniyorduk biz. Ve kişiye de bunu aktarırken, ben öldükten sonra tufan kelimesi kalkıp yerine çok güzel bir geleceğinize, çocuklarınıza, ailenize çok güzel bir miras bırakmayı, onların okul değiştirmeleri zorunda kalmamasını gerektirecek bir sistemin içinde aslında bilinç öğretmenler. Tabii burada bana bu öğretmenlik olan bu yolda, öğretmenlik yapan birçok müşterim, danışanım, sigortalım, doktorlar, hastaneler, poliçenin çıkması adına veya müşterilerin hastalık süreci, o ölüm kalım sürecindeki aşamalardaki bir sürü yerde bulunmak aslında eğitimin en büyük kısmı. Yaşarken deneyimliyorsun. Tabii Mandala'da benim bu yolculukta çok kapitalist bir sistemin içinde yetişirken yumuşamamı sağlayan bir takım eğitimler alıyordum. Daha Türkiye'de yokken, bahsettiğim yıllar 89 yılında başladım, 90'lı yıllardan söz ediyoruz. Belki daha yoktunuz. Evet, ben daha dünyada değildim. Yani burada işte bu kapitalist sistemin içinde iyi kalabilmek, kendi içinizin sesini dinleyebilmek, kimi zaman satışta paranın gücüne inanıp vicdanınızla hareket edebilmek, yani bir sürü sabotajlarla karşı karşıya kalıyorsunuz duygusal anlamda. Bunları yönetmek adına kendime dışarıdan çok eğitim alıyordum ki şirket beni çok eğitimlere sokuyordu, yurt dışına gönderiyordu. Bu yüzden birçok ülkede yaşadım o şirket sayesinde. Çok farklı ülkeler deneyimledim. Türkiye Orta Doğu'ya bağlıydı, Mısır, Fas, Uzak Doğu, Kuala Lumpur, Hong Kong, Singapur, Amerika, New York, işte Avrupa'da da Paris'te. Hem çalışma imkanı bu, hem de bir takım sistemi deneyimlerken bir sürü insan tanımama sebep oldu. Yani evrensel olmak demek istediğim, aslında dil, din, ırk diye bir şey yok benim için. Herkes aynı ve herkes aynı dertlerde boğuşuyor. Burada kendi içimizi ve duygusal dünyamızı ne kadar güçlendirirsek o kadar daha iyi olabiliyoruz. O enerji daha iyi yayabiliyoruz. Ve Kuala Lumpur'da olduğum sırada 96 yılında ben Mandala ile tanıştım. Borobudur tapınağında. Ve hayatımda beni en derinden etkileyen bir meditatif programdı, 10 günlük aldığım, kendime yaptığım en güzel hediye diyorum. Bütün aldığım eğitimler en güzel hediye. Ama ben çok spiritüel, Reiki master oldum, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3. Fakat ben bir şeye dokunmak, görmek, tabii burada Mısır'da olduğum sürekli sembollerle ilgilendiğimi sebep olmuştum. Reiki'ye oradan geldim. İşte bu Reiki'deki sembollerin gücünü gördüm. O sembollerden sonra dışarıdan enerji gönderme şeyini madde ve mana dünyasında yaşadığımız için ikisi de var. Mandala benim için mananın maddeye dönmüş halinde. Yani burada boyutu somutta görmek ve orada kendi duygularınızı ayna olması size, kağıt üstündeki aktarımı ve içinizden gelen o örüntülerin size konuşması çok hızlı bir
değişim dönüşüme sebep oluyor. Ve o yıldan itibaren mandala hayatıma girdi. Yani burada yine de beni bu yolculuğa çıkartan kurumsal hayatımdaki sıkışmışlıklar. Ve ama büyük şans. Büyük şans. Büyük şans. Gerçekten çok güzel bir şans. Burada şunu da söyleyeyim. Evet şans ama seçimlerinizi de kendiniz yapıyorsunuz. Evet. 80-90 yıllarında bir hayat sigortası satmak, bir de sadece Anadolu Hayat, yani Türk bir şirketin olduğu dönemde araba, ev, iş yeri sigortaları varken ölüm satmak ve bu satış teşkilatının içinde kalabilmek de ayrı bir azim aslında. Vazgeçmemek. Yani ben şunu diyorum, aldığımız kararlarda pes etmediğiniz müddetçe inandığınız şeyi satabiliyorsunuz. Ben çalıştığım şirkete inandım. Ürünüme inandım. Bu sayede birçok insanla tanıştım. Hepsi çok değerli. Benim sigortalılarımdı. Onların hepsi benim çıktığım yolculukta bir öğretmendi. Ben onlarla buluşmamda. Bunu böyle bakıp da hayatın içinde kendimiz aslında her gün herkesle bir eğitim içindeyiz. Öyle baktığımız zaman kendi şansımızı da biraz kendimiz yaratıyoruz. Çok zorluklara, doğru. Zorluklardan kaçmadan. Yani zorlukları keyifli hale getirmek lazım. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Burada bilinçli farkındalığı aslında seçim gücümüzü mevcut durumun içinde yaratımı, yani o manifestinglerce anlatılan değil, gerçekten hayatın içinden yaratımı ve bazı zorlukların karşısında, belki bazı köklenmişliklerin içinde pes etmeden azimle devam edebilmeyi çok güzel özetlediniz. Yani çok içeriden bir yerden anladınız. Ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ve hemen mandalanın can alıcı kısmına geçmeden, tabii sormak isteyeceğim birkaç bir şey daha var bu anlamda ama şuraya değinmek istiyorum. Çok değerli buluyorum. Dediniz ki mandala bizim duygusal farkındalığımızı en hızlı arttıran, bize o içsel örüntümüzü gösteren, o içsel diyaloğu bize gösteren ve hani tabiri caizse mana alemindeki, yani bizim iç dünyamızdakini dışa, gözümüzün önüne seren, bize gösteren bir araç. Bunu nasıl sağlıyor? Yani işte mesela bunu renklerle mi sağlıyor? Evet, ben mesela sizinle mandala eğitimi aldım ve deneyimledim ama hani hiç bilmeyen için bunu renklerle mi sağlıyor, desenlerle mi sağlıyor? Bunu nasıl sağlıyor? Yani oradaki duygusallığı aslında böyle bir süzgeç gibi belki ya da sağaltıcı etkiyi mandala bize nasıl sağlıyor? Kısacık da tarihinden bahsedebilir misiniz? Çünkü mandala çok kadim bir gelenek. Kadim uygarlıklarca kullanılmış ve aynı zamanda modern bir teknik. Yani çok çift yönlü. Yani bugünün insanına hala hitap ediyor. Birçok hani teknik bazen bugünün insanına yeterli olamayabiliyor. Çok değerli insanlık tarihinde. Ama mesela mandala kadim uygarlıklardan bugüne kadar gelebilen hani özgün metotlardan bir tanesi. Bu anlamda ne söylemek isterseniz o can alıcı kısımlara geçmeden. Şöyle söyleyeyim. Hani renklerle mi dediniz? Neyle bunu fark ediyorsunuz dediniz. Evet. En büyük başlama noktası cesaretle. Herkes mandalayı bu karmaşık düzen gibi görüyor ve ay ben bunu nasıl yaratabilirim? Evet. Senin arkandaki yaşam çiçeğinden tutun da işte benim arkamdaki duvarımda olan mandalayı aslında hiçbir şeyin göründüğü kadar zor olmadığı gerçekliğini kabul edip denemekten geçiyor bu yolun birinci adımı. Yani burada sizinize bir kağıt kalem alıp da başlamadıkça bunu fark edemiyorsunuz. Bu bizim içimizdeki yaratım enerjimizin hayata geçmesini sağlıyor. Yani bu bir yemek pişirmek de aynı bir şey. Kendi ruh, zihin, beden koordinasyonumuzla üşenmeden kendi yargılarımızı veya ben yapamam ki, daha önce hiç resim çizmedim ki, benim çöp adam bile çizemem ki, kalıplaşmış kayıtlarımız,
Çünkü kayıtların altında birçok şey var teklif açıldığı zaman. Tembellik olabilir, deneyimlememiş bir şeyi, aileden gelen bir takım baskılar veya sen yaparsın yapamazsınlarla kalıp haline, kayıt altına almış olabilir. O yüzden buradaki en güçlü şey kendi kendimize, yani bunu eğer tabii varsa bir uzmanından almak çok değerli. Ama şunun ötesinde, öncesinde felsefesi çok değerli. Güzel, sanatsal sergilere katılacak bir mandalalar çizmek değil. Çizerken birinci etap kendimizi fark etmeyi sağlıyor. Nerede kendimize yargı oluşturuyoruz? Ay bunu, bu figürü de hiç sevmedim, çok çirkin. Ay bu simetri olmadı. Ay biri büyük oldu, biri küçük oldu. Ay ne kadar çirkin işte. Şu kıvrımı yapamıyorum. Kime göre çirkin? Neye göre çirkin? Burada hayatın hangi kıyasındayım? Kimle kıyaslıyorum? Hangi mandalaya göre bunu? Evren güzeli, çirkini, iyi kötü bilmiyor. Bir yaprak bir yapraktan küçük veya damarı daha farklı. Bir çiçek bir çiçekten daha farklı. Gül kırmızı, pembe, sarı, papatya beyaz, sarı. Yani her şey bir ayrı yüz, her şey bir ayrı renk. Bunu kabul ettiğiniz zaman benim yüzüm senin yüzünle aynı değil. Hepimiz ayrı renkiz. Bu farkındalıkta aslında çizime oturup başladığımız an kendimizin ne kadar farklı, değerli ve bir tane olduğumuzu keşfediyoruz. Ve seçtiğimiz renkler aynı giysilerimizi seçmemiz gibi, içimizden geldiği gibi olduğu zaman da renklerle bir gökkuşağı gibi cıvıl cıvıl bir şey yarattığımız zaman kendimizi seviyoruz. Yani yaptığımız mandalayı sevdiğimiz zaman bunu ben yarattım deyip o sevgi coşkunun frekansını enerjitik olarak çıkartmak, mandalanın enerjisini hayata geçiriyor işte. Hangi frekanstayız? Başlamadan önce kuşku, kaygı, endişe, kıyas, bunların hepsi farklı bir frekanslar. Mandala öncelikle ne yaratacağın önemli değil. O masaya oturup renkler, rengarenk kağıdın üstünde isterseniz siyah yaz, isterseniz kurşun kalemle yarattığınız örüntüler cıvıl cıvıl hayatınıza bir şeyler katmaya başlıyor. O zaman zaten frekansınız yükselmiş oluyor. Mandalanın birinci etabı bu anlamda çok önemli. Başlamak. Sevgili hocam, sizden şunu duyuyorum. Aslında aksiyon almaktan bahsediyorsunuz bir nevi. İçinde evet. Bulunduğumuz durumdan böyle bir adım, bir cesaret, o başlangıç merkez noktayı koyarak kendini, evet, kendimizi görebilmek adına ve mandala da aslında burada kişiyi kendinden kendine götüren ve dönüşümü sağlayan bir yolculuğa davet ediyor aslında. Diyebilir miyiz? Böyle ifade edebilir miyiz? Çok güzel özetledin. Kendi içindeki, kendi içine çıktığın, kendi içine çıkarken süzgeç kullanmadan, yani bütün çıplaklığıyla kendinle yüzleştiğin bir durumla seni karşı karşıya. İşte bu yüzleşmeye hazır olanlar zaten mandala ile karşılaşıyor. Ben 96 yılında ilk mandala ile karşılaştığım zaman bana şöyle demişlerdi. Bir mandala törenine katılma ve bu, yani niye sen buna geldin? Tapınaklar adası vardı orada ve böyle kumla çiziyorlar, nehre bırakıyorlar, ateşte. Hani niye bunu istedin? Bunu içindeki bu istek hayatın içinde %50 hacı olmak anlamına geliyor. İçindeki tanrısallığın uyanışını temsil ediyor mandalalar. Bu öğreti, dünyaya gelip de bu öğretiden belki yaşamının sonuna kadar haberdar olmayacak birçok kişi olacak. Evet hocam, elbette.
Yani 26-27 yaşında hani mandala deyip karşıma çıkması çekinmiyorsunuz. Burada buna hazır, bu yüzleşmeye hazır olanların karşısına çıkıyor aslında. Evet. Çünkü Yıllar. kolay Buyurun, lütfen siz tamamlayın. Lütfen tamamlayın. kolay bir şey değil insanın kendi gerçekleriyle yüzleşmesi. Veya oradaki durumu, bakın herkesi kandırabiliriz. Yüzümüze farklı maskeler takabiliriz. İçimizi ağlarken gülebiliriz. Ama o kağıdın masanın üstüne oturup da bir şey çizmeye başladığınız zaman kendi duygularınızdan kaçamıyorsunuz. İşte orada ay çirkin, ne kadar kötü dediğimiz her şey kendimize söylediğimiz söz. Eğitimin en önemli kısmı o. Çirkin, çizemiyorum, beceremiyorum, ne kadar beceriksizim. Hiçbir şeyi işte annemin dediği gibi o zihine bütün o geçmişteki söylenilen duygularınız öyle bir hızlı geliyor ki bunu duymak zaten yüzleşmenin ilk adımı. Şöyle bir şey Böyle. paylaşmak istiyorum sizinle. Teşekkür ederim. Yıllar evvel size geldim. Tabii bizim yolculuğumuz da bayağı erken başladı mandalayla. Bayağı. Ama şu an yok, Evet. seneyi hatırlayamayacağım bayağı. Ben daha İstanbul'da yani üniversitedeyken ya da daha işe girmeden falan bayağı erken tanıştım. Bir kitabınız vesilesiyle. O zaman hayatımda çemberler, enerjiler, eğitimler daha böyle çok çok yeniydi. Ondan sonra mandala eğitimi almak için böyle küçük bir araştırma yapıp size ulaşmıştım. Yine Nişantaşı'nda değil mi ofisiniz? O ilk ofisinize Aynen. gelmiştim ben 7 sene önceki işte. Aşağı yukarı 7-8 sene öncesinden bahsediyoruz. Ve ben de aslında ilk önce sanatsallığına, görselliğine çekilerek geldim. Çünkü hep içimde böyle bir çizim aşkı, resim aşkı hep var ve o hani benim hani giftlerimden, armağanlarımdan bir tanesi hani yazı çizi olduğu zaman ben zaten çok güzel akıyorum. Sonra sizinle o eğitimi yaptığımızda hani etkisini gördüm de yani inanamadım. Hatta böyle iki aşamalı. Önce böyle bir hani nasıl anlatsam yani böyle bilinçaltı da demek istemem yani her şeyi döktüğümüz bir versiyonu var ve efendim? Tergelsiz Evet, tergelsiz çizim. çalıştığımız ve ortaya çok da güzel bir şey çıkıyor. Hatırlarsınız o ilk aşamadakini yakıyorduk. Ben böyle şey olmuştum ne? Yakacağız mı? Ama çok güzel oldu falan. Şimdi şuraya geleceğim. Sonra işte ikincisinde ben de o sesleri duymaya başladım. Hani yapabilecek miyim? Nasıl akacak? Sonra gerçekten orada kendimle baş başa kalıp yani o mandalaya kendimi bıraktığım zaman ortaya şahane bir şey çıkıyor. Yani kime göre şahane ama tabii bana göre şahane bir şey. Hani Ama orada da önemli bir olan barış söz konusu. Yine kendine dönmenin armağanı belki kendinle bir barış. Mesela sizin arkanızdaki mandalanın hikayesini anlatmışsınız. Şimdi özellikle sosyal medyada kitaplarda gördüğümüz zaman mandalayı muhteşem böyle dantel gibi desenler görüyoruz. Herkes zannediyor ki öyle şeyler çıkacak. Oysa mesela mandala çift aşamalı bir şey. Bir serbest çizim tekniği var. Sizden böyle küçücük önce anlatayım size söz vereyim istiyorum kendi deneyimim üzerine. Bir de işte pergelle çizilen versiyon var. Ben mesela sizden aldığım eğitimden sonra serbest metodu çok sevmiştim. Böyle anlattığım oldu, danışanlarımda uyguladıklarım oldu, aileme, çevreme anlattıklarım oldu. Böyle paylaşımlar, bir atölyeye gidiyordum yine gümüş takı tasarımı için. Tasarım çünkü benim hayatımda çok böyle güzel bir yeri var. Yani böyle birçok yönünde girdim. Orada mesela sizin anlattıklarınızı böyle aktardım, böyle kısa bir sunum yapmıştım. Böyle hep beraber böyle mandala çizdik. Bir etkinlik yaptık biz de. Hani orada şeyi görüyorum. İnsanlar böyle sizin anlattığınız gibi bu görselliğe çok takılıyorlar. Çünkü görseli çok etkili. İster istemez çok etkileyici şeyler çıkıyor ortaya. Fakat esas mana işte aslında o ilk adımı atmak, o merkezdeki noktayı koymak, etrafında gelişecek şeye izin vermek, biraz kendine izin vermek, biraz hayata izin vermek. Dolayısıyla şunu şuraya getirmek istiyorum lafı. Mandala bize
aslında çok yönlü bir alan sunuyor. Bu anlamda mandalanın belki ne demek olduğunu, böyle bir kelime anlamından ve böyle çok küçücük tarihçesine değinirseniz daha iyi oturacak söylediklerimiz demek istiyorum hocam. Kesinlikle. Şimdi ben şunu özellikle bilinsin istiyorum. Bunu birçok arkadaş mandala yapıyor, böyle bir farkındalık yaratıyorlar hayatın içinde. Çok da değerli bilgiler veriyorlar. Ama bilinmesi gereken bir şey var. Çünkü ben kitabı yazarken de yurt dışında bulunduğum kaynak, ya ben inanılmaz bir araştırmacıyımdır. Şimdi bu konuda kendimi hiç, yani mütevazı olmayacağım. Burada hep öyle öğrendim. Ben öyle yetiştim çünkü. Öyle yetiştirildim. Ve burada bir bilginin kaynağına derinine kadar inmek ve bunu ilk kaynaktan bulana kadar giderim. Bu da bir spiral işte. Bu da tam bir arkeologsunuz yani hocam. Bir anlamda tam bir arkeoloji disiplinini görüyoruz burada. Aynen. Arkeoloji, antropoloji. Yani burada bulgular çok önemli. Şimdi mandala için hep şu deniliyor. Hint ve Tibet kökenli bir felsefe. Mandala Hint ve Tibet felsefesinden gelen. Şimdi şöyle bakın. Hint ve Tibet uygarlıklar öncesine dayanan bir felsefe. Evrenin varoluş hikayesi mandala. Hiçbir uygarlığa ait değil. O zaman evrensel olmaz zaten. Burada tarafsızlıktan bahsediyoruz. Burada eşitlikten bahsediyoruz çizimlerde. Simetriden, dualiteden. Evrenin işleyiş modelinin sanatsal tasviri diyoruz. Bir yere ait olamaz. Mandala bana da ait değil. Peki sadece hocam, küçücük araya girebilir miyim? Çok merak ettim. Unutmadan sormak istiyorum. Anadolu arkeolojisinde yeri var mı? Ben mesela arkeoloji mezunuyum. Tabii birçok duvar resmi ve buna benzer şeyler inceledik ama inanın hiçbir eser hatırlamıyorum. Siz kendi spesifik araştırmanızda keşfettiniz mi? Bütün her yerde. Ben size şöyle başlayayım. Çatalhöyük'te, Göbekli Tepe'de, Mardin'deki Mor Gabriel Kilisesi. Yani bu 5000 yıllık Hristiyanlığı, hatta Süryani toplumunun ilk Hristiyanlığı kabul eden Süryani toplumudur. Buda'nın oraya gönderdiği hediye var. Yani buradaki Mor Gabriel Kilisesi, Mor Gabriel yani manastırı diyeyim, mimari yapılış şekli Budizm'den önceye dayanır. Ve buradaki figürler, daha dinler, diller yokken ilk insanlığın oymalar şeklinde yaptığı her şey. Çatalı, bütün tesis sanatındaki desenler, Anadolu'daki keçi figürleri vardır. Kırılanıp da bir takım Çin'de kullanılan. Yani ilk insanlıkta mağara duvarlarında avlanmak yüzünden yaratıcı logo, yani o zaman bilgi diye bir şey olmadığı için sol zihin yok, hayatta mı kalma mücadelesini veren insan, homo sapiensin türü insan atalarımız duvarlara insan olmadığı için bizon hayvanlarını çizip daire için alırlarmış. Veya yere çizip avlanmak adına. O zaman bizon. Burada ne yapıyor? Bunu daire içine alıyor ve tuzağı tam onun üstüne kuruyor ve oraya belli bir şeyler koyuyor. Orta noktasına, bindu dediğimiz merkez noktaya bir takım koku verecek bir şeyler koyuyor ki çekim yaratıp daha sonra da pusuya yatıp bekliyor. Şimdi bu tip birçok figür Anadolu'daki, neden hayvan figürleri var? Çünkü avcı toplum. Evet. Avlanıyor ve bunlardaki hepsi dairesel formlarda. Bu daha sonra şamanizmde ilk dil Sanskritçe zaten. O yüzden ruhani bir dil doğuyor. Mantra, yantra buradan geliyor zaten. Sanskritçe, mandala ilk Sanskritçe kelimedir. Bizim burada 15 dakika belki yarım saattir konuştuğumuz kelime mandala deyince onlar ne olduğunu anlar. Manda enerji, öz, la da onu taşıyan kal. Yani görünmeyenin
görünmediğini düşündüğümüz her duygunun, her enerjinin onu taşıyan bir kapı var. Bir madde hali var. Göz ama bir de kalp gözümüz var. Buradaki gözü. Aslında biz canlı mandalalıyız. Dediğine gelirsek de Anadolu'da, yani bugün birçok figürü mandala göreceksiniz zaten. Birçok simetri olarak yaratılmış her şey mimari, dini, kutsal alanlarda. İlk işte esas şamanizmden sonra Budizm ve Hinduizm doğmuş 3. 4. yüzyılda. Ve buradaki sekizli çiçek figürlerinin çoğu ilk insanlıktan, bu da nedir? Dünyanın kurulumunun, Feng Shui'de de vardır, Big Bang teoriye dayanır. Daha sonra bunu bilimle ispatlamış. 8 ana, bu bir teori. Dünya 8 ana bileşkenle oluştuğu söyleniyor. Yerdi, yani gök, göl, rüzgar, şimşek, ateş, dağlar, su ve yeryüzü. Yani bu 8'i 8 çiçekle temsil edilmiş. 8 sonsuzluk sayısı olarak numerolojide vardır. Evet, bolluk, bereket. Yatarak düşünürsek alfanın sonsuz olduğu, hı hı, ve daha sonra bilim olarak da güneş ışınları dünyaya 8 dakika, 8 saniye, 8 salisede bir geliyormuş. Çok iyi. O yüzden bunu o zamanki bilinç düzeyi, yaratıcı lobu o kadar yüksek ki, 16 bin yıl önce zaten insanlık Atlantis'te de uyanıyor. Öyle büyük bir düşüş yaşayıp bilincimizi şimdi hatırlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani burada Budizm ve Hinduizm bunu günümüze kadar getiren, dinlerin doğmasına sebep olan, Budizm'den sonra 3. 4. yüzyılda Budizm ve Hinduizm, 7. yüzyılda da İslamiyet bulduğu zaman bütün bu semboller, Selçuk yıldızı da 8 mesela. Budizm'deki 8 sayısı doğru tefekkür, doğru konuşma, doğru anlam kitabında var bunlar. İslamiyet'te de bu Selçuklu yıldızıyla temsil edilmiş. Hala bugün camilerimize gidin, bütün ahşap oymacılığında, mihrap, minder, birçok şeylerde mandala figürleri var. Hı. Evrenin doğrusunu anlatıyor. Kabe'deki tavaf da mandala. Buradaki her bir sembolü, işte yeryüzünü temsil eden hali, gökyüzünü temsil eden hali var. Kare, yeryüzünün teması, daire, göğün teması. İşte camilerdeki göğün teması daire şeklinde ama yer kare şeklinde temsil edilir. Bütün mimari projelerde zemin yer kare üstünde. Onun için kare, daire, üçgen sembolleri Anadolu'da da birçok yerde, birçok yörük desenlerinden burada hepsinde bu figürler var. İlerlemeyi temsil ediyorum. Çok teşekkür ederim. Süper, harika bir cevap oldu. Gerçekten çok etkilendim şu anda. Nasıl oldu da bu gözle bakmadım diyorum. Üniversitede yani ben daha farklı bir düzlemden bakmışım ama şu an bu gözle bakınca buradan çok şey çıkar. Yani daha müthiş şeyler çıkabilir buradan. Peki sevgili hocam, şeyi konuşmak istiyorum sizinle. En can alacağım, bütün bunlar çok can alıcı ve çok çok kıymetli, ilgilileri için, meraklılar için, bizim için, insanlık için. Ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mandalayı o kadar güzel bir yere taşıdınız ki, o kadar büyük bir emek verdiniz ki, sizden duyduğum kadarıyla ifadeceğim, mandalayı tıbba soktunuz. Bu nasıl oldu? Bununla ilgili gelişmeleri bize aktarır mısınız? Çok merak ediyorum, çok kıymetli buluyorum. Buradan böyle bize neler söyleyebilirsiniz? Çok çok merak ediyorum bunu. Şimdi bu aslında benim için çok kıymetli bir şey. Çünkü ben bu yola çıkarken mandalada başlarken hep bir niyet aşaması vardır. İşte
niyetinizi çizmek, niyeti duvara asmak gibi. Ben bu öğretiyle tanışıp da daha sonra bu öğreti eğitimlerini aldığım zaman çok değerli hocalarla bir araya geldim yurt dışında. Ve hala da onlarla kontağım devam etmekte. Ve burada en önemli bilgi Fransa'da olduğum dönem Jung Institute'de Carl Gustav Jung'un 21. yüzyıl tıbbı olarak hastaları üstünde mandala yöntemini hayata geçirme haliydi. Yani bu eğitimler hep bu şekildeydi. Yani doğu mistisizmi, Budizm ve Hinduizm'in tarafı. Ama evrende nasıl bir dualite varsa, sabah, akşam, gece, gündüz, sistem iki göz, iki kulak, iki kol, iki bacak, iki ve ikinin katlarından oluşuyor gibi bir düzen var. İşte eskiden Budizm ve Şamanizm döneminde bilgi, teknoloji bu kadar fazla olmadığı için sadece yaratım enerjisini kullanılmış insanlar. Doğu mistisizmi bundan geliyor. Bir inanç sistemi. Bir inanç sistemi var. Ama Batı artık bilim oldukça Batı'nın da ispatları olmaya başlamış. İşte Jung bunu kendi üstünde denerken ve çıkarmış ki Batı ve Doğu'nun birleşimi bir öğreti. Bunu o zaman zihnimizi terbiye etmek adına kullanabiliriz. Bu nedir? Bütün hastalıkları yaratan da biziz, onları iyileştiren de biziz. Yaradan kimseyi farklı yaratmadı. Hepimiz aynı DNA, aynı RNA, yani içimizdeki atomun en küçük parçaları ve sistem olarak aynı fabrika. Fakat kullanım hatası yapıyorsa kişi hastalığa da şey çıkartıyor. Davetiye çıkarttı. İşte ben Paris'te bunun farkındalığına vardım. Ve orada çalıştığım bir takım Fransız hocalar, doktor, hastalıkların zihinsel nedenleri ki değerli o zamanlar bizde bildiğimiz hey vardı. Ki Deepak Chopra'nın da vardı, kültürel sağlık. Yaşamın içinde dengede olduğumuz zaman ki mandala simetri yasasıyla yaptığımız zaman çok büyük bir denge kuruyor, iç dengeyi. O yüzden mandala yönteminde simetri kullanmak ve bu bilgiyle kullanmak ve bu bilgiyle niyet etmek her türlü şifalanmaya, kendi kendini doktor olmayı sağlıyor. Şimdi burada Jung'un çalışmalarında şizofreni, paranoya gibi birçok hastalıkta hastalar üstünde denenmiş. Klinik psikoloji, burada şimdi önümüzdeki klinik psikoloji aslında okullarda, eğitim sisteminde öğretilen ezbere dayalı ve ilaca dayalı bir sistem. Evet, maalesef. İlaca dayalı bir sistemde maalesef bu bütün dünyada. Burada sektör ve sistem bir şey hizmet etmektir. İşte Jung hakiki değeri görmeyişinin sebebi interaktif bir terapi yöntemini tıbba sokuyor. İnteraktif terapi yöntemi kişinin kendi kendini iyileştirebilme gücünü öğretiyor. Burada bir şizofren, bir paranoya hastaları veya bipolar, borderline, otizm gibi hastanın psikoloji dayalı ve birinden konut almasıyla ilgili bir terapi düzeni gelişmiş. Burada hasta o doktoru olmazsa yaşayamam psikolojisi. Ama bu yöntemlerde öncelikle bu yöntem neyi sağlıyor? Cesaret, özgürlük, özgüven, öz şefkat, öz sevgi, kendi kendine bir şeyi var edebildiğini görüyor. Bir doktorun tabii ki, şimdi burada şu da var, ikisi bir gitmeli. İlaç desteğinin de geri geliyor olması gerekiyorsa. Evet, tabii ki. Bu yani denge, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Gülben Hocam. Bütünsel diyebilir miyiz? Yani aslında bazı durumlarda tıbbi desteği mutlaka ve öncelikle almak gerekiyor. Ve bunlar da hani maalesef yanlış ifade ediyor. Alternatif gibi. Alternatif
tam karşılamıyor sanki sözcüğü. Hani bütünsel bir yaklaşımla bunu da kullanabilmenin mümkün ve artık hani kabul edilebilir diyeceğim. Yani kabul edilebilir diyebilir miyiz burada hani? Diyebilir miyiz? Daha Ama bütünsel yaklaşabilir miyiz? düşünce tek alternatif tıp diye bir şey de olamaz. Yani bizim şu anda mesela mantala yöntemini benim bu verdiğim tıp fakültelerine soktunuz dediğiniz kısımdaki şey gibi çocukluktan düşünme modelini değiştirerek hastalıksız bir yaşama hani korku, kaygı, endişe kalıplarından kanser hücreleri de çoğalıyor. Mutsuzluk hormonundan da birçok hastalık. Zaten hastalık bu boyuta gelmişse bilim devreye girmek zorunda. Bu boyutta çok değerli hocalar var, çok değerli doktorlarımız var. Onlardan destek alıp da kendi kendimize de iyileştirme gücüne ve inancına sahip olursak birlikte paralel gittiği zaman işte bu muhteşem oluyor. Hiçbir şey tek başına yok. Bu dengesizlik zaten. Evet, hep Yani böyle bir burada sihirli değnek buyurun. gibi bakılabiliyor bazen. Yok, bu kadar. İşte ben bu kısımda olamıyorum maalesef. Bu kadar spiritüel olamıyorum. Çünkü burada şunu yadsımamak lazım. Bizim genlerimiz evet şamanik bir hayatın içinden insan olup doğmuş ama nesilden nesile belli aktarımlarla bilim hayatımıza girmiş, bilimi yok edemeyiz. Bugün tıp fakültelerinde yapılan şey psikiyatri, psikanaliz, bilimsel ispatları çok zor şey yapan bir yani hasta ile uğraşmak yani bir insan beynini nöropatik kişilik bozukluğu için onunla uğraşmak, ilgilenmek çok zor. Şimdi bilim bir deney yapmak gibi kimya, fizik, o elementi bununla korkutup bir sonucu çıkartırken insanın da hepsinde aynı tutmuyor. Burada bir sürü duygusal karmaşa, bir sürü örümcek ağı gibi olduğumuz bir sürü şey var içinde. Burada tıp fakültelerinde de ben bunu ruhun yani mandalada niyetimi koyarken o sorduğun soruya geleceğim. Öyle bir iş yapacağım ki, eğitim yapacağım ki, eğitim kuracağım ki diyordum. Bu herkese şifa olduğunu görmeli ve bu niyetim hala devam ediyor. Ama en çok katkısı pandemide oldu tabii. Pandemide bütün her yerin kapanıp da benim tıp fakültelerine veya hastanelere, yoğun bakım ünitelerine motivasyon eğitimleri vermemle bu sektörde yani tıpta kulaktan kulağa yayıldı. Ve bunu da öncüsü olan çok değerli, çok da sevdiğim bir ilk eğitimlerimden bu tıbba sokanın yani bu bayrağı taşıyan Meltem, Antalya Teknik Üniversitesi en başta da Meltem'den önce Musa Özsavran'dır. Ve şu anda doçent, biz onunla bir sürü doçentlik tezi olsun, doktorası olsun her şeyde ve kendisi Zonguldak çok güzel çalışmalar yapıyor akademisyen olarak. Yani bu ben işte verirken bayrağı da tıp fakültelerinde taşıyan çok değerli öğrenciler var halen de. Yani Türkiye'nin her tarafından tezlere yardımcı oluyorum, bilgimi aktarıyorum. Ve bunu hastalar üzerinde denerlerken işte şunu deneyimletiyorlar. Bu hastaların kimisi hemodiyabet hastaları, kimisi gebelikte kan şekeri adına tedbir ediyor, kimisi psikiyatri hemşireliği olarak yapanlar ve burada taciz tecavüz gören çocukların mandalanın konuştuğu sağaltıcı etkisinde soruşturmada polisler, savcılar, avukatlar yani çok değerli bir şey. Burada kişi birçok şeyi saklıyor korku, kaygıdan ama bu Jung tarafından ispatlanmış bunun kitapları var ve bu neden bizim Türkiye'mizde olmasın? Neden Jungian terapistler çoğalmasın? Neden hastalara kendilerinin de bir gücü olduğu bilgisi verilmesin? İşte bu çok değerli. Bunu yaparken o hasta sadece şimdi de hiçbir gelecek acaba yaşayacak mıyım?
veya bunu neden böyle yaptım, neden geçmişte bu kadar şey yaptım da bu başıma geldi, duygu durumundan çıkarıp o anda onu bu yaratımı yaptırırken kan şekerine bakıldığı zaman ilk öncekiyle sonraki farklı çıkıyor. Yani işte o yüzden tıpta bilimde kullanılması ve bunların hastaların da, yani çünkü biz teknoloji toplumunda birçok yetimizi kaybetmiş durumdayız. Alzheimer'ın doğma sebebi de bu. Yaratıcılık kullanmamak. Hep Maalesef. evler, hep telefon, hep Maalesef. diziler. Yani burada slalom hayatı yaşatıyor. Şunu da söyleyeyim, çok değerli bir bilgidir. Jean Fonte Taylor, hep bunu söylerim. Bu nörolojik beyinde bir tümör, Amerikalı doktor. 15 dakikalık bir videosu vardır, Türkçe altyazısı da vardır. Sol beyninde, yani sol tarafına gelen tümörün tüm felç olma, sol tarafının felç olma halini salyumunu aktive ederek salyumla sol tarafı hayata geçirmesinin hikayesidir. Ve burada %50 yaratıcılık, %80 bilgiden daha fazla. Yaratıcı gücümüzü hayata geçirdiğimiz an hareket enerjisi, eylem yasası çalışıyor. Evren bize hizmet ediyor bu noktada. Şeyi hatırladım. Başlamak. Evren harekete alkışlar. Evren hareketi alkışlar. Bu çok güzel bir sözdür. Ben bu sözü hep bu sözle hareket ederim. Bir şey de isteyip de ama hayata geçiremediğim bir şey de bunun için harekete geçirmek. Ve ben şunu şöyle söylüyorum. İkiz oğullarımın olma sebebiyle yaratıcı gücü ve ben ona evet mandalanın hayatıma girmesi ikizlerimin olmasıyla oldu. Yani hayatımdaki üç büyük şey, çocuklarım çok değerli ve kurumsal hayatımı bırakmama sebep olur. Bu öğretinin ne kadar büyük ve insanın istediği şeyi hayata geçirme potansiyelini gösteren bir pusula olduğunu bana ikizlerimin doğumuyla kanıtladı. Ve o yüzden bir şeyi çok istemek, ben hep onu derdim. Ben ikiz doğurmak istiyorum. Çünkü çok çalışıyordum, çok geziyordum. Evlenmek gibi bir de kavram kafamda yoktu. Ama geç ya, 37 yaşında doğurdum ben. Ve burada 37 yaşında tek doktor, yani uzunca bir 11 hafta tek çocuk bilip de doktor değişince ikiz çıkması ve 20'li yaşlardan itibaren günlüğümde ailede ikiz olduğu için belki bende sorunla çıkar içgüdüsüyle ben ikiz doğuracağım günlüğüme bile yazmışım. Yani bu kelime çağrışım yöntemi. Niyetlerinizi yazın, çizin. Bunlar gerçekten evren harekete alkışlar. Eyleme de geçmek lazım tabii. Arada bir sıkıldığımız yerden değişim de hareket enerjisi katıyor. O yüzden atalet enerjisi değil, hareket enerjisi. Evrende yer. Bu çok değerli. Ben buna inanıyorum. O yüzden de evren hareketi alkışlar derken kurumsal yaşamımda yaptığım birçok adım bile bana yurt dışı planlarını hayatıma geçirmeme sebep oldu. Pozisyonlar yokken pozisyon yaratıldı. Mucizeler gerçekleşti. O yüzden sadece eylem. Buna inanıyorum. Hayatım içinde mandal olmak diyorum ben. Çok Adım güzel atmak. anlattınız. Çok çok teşekkür ederim. Siz de çok değerlisiniz. Peki sevgili hocam, bugün neler sunuyorsunuz? İstanbul'dasınız, Nişantaşı'ndasınız, ofisiniz var. Bugün mandala severlere neler sunuyorsunuz? İleride çok daha farklı şeyler olacak biliyorum. Konuştuk. Belki bir kuple verebilirsiniz. Kitabınız var. Mandalayı doğru ellerden duymak isteyenler için, deneyimlemek isteyenler için. Ve neler sunuyorsunuz? Sizinle tanışmak, buluşmak, eğitim almak isteyenler varsa neler sunuyorsunuz bunu merak ediyorum.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten beni konuk aldığın için. Ne demek? Burada kendimi ifade edebilme, bu öğretinin etiğine yakışır eğitimler. Jung'un, yani Carl Gustav Jung gibi değerli bir psikiyatr, analitik psikanalizin kurucusu, onun bıraktığı mirası devam ettirebilmek adına açıkçası bu ahlakla, bu etik işleyişle hareket ediyorum. Nişantaşı'nda evet mandala akademi eğitimleri bu şekilde tıp fakülteleri, tezleri olabilir. Kişilerin kendisi için hayatında bir öğretiyi yapamam dediği birçok şey. Bu kurumsal hayatı için de olabilir. Bu yöntemle kendini keşfetmesi adına benden eğitim alabilirler. Çünkü felsefesini birebir yaşayan ve hayatımın içine 96 yılından beri bunu kattığım için bunun canlı örneklerini çok deneyimledim. Bir şeyi koklamak, o yerin kokusunu görmek başka bir şey, hissetmek, deneyimlemek başka bir şey. Bakanlık tarafından onaylı sertifika eğitimlerim var. Yani burada nasıl söyleyeyim? Benden mandal akademi eğitmenlik eğitimi. Şimdi bu şöyle bir kavram. Bu eğitmenlik eğitimi kavramı açıkçası çok, ben bunu seviyor muyum, sevmiyorum. Herkes bir öğretmen, herkes bir eğitmen. Ama bana şöyle eğitmenlik eğitimi veriyor musun? Herkes bir eğitmenlik eğitimi açıyor. Şimdi eğitmenlik eğitimi ne demek? Önce buna, ben evet mandala, kişisel gelişim, eğitim, organizasyon, danışmanlık şirketi de getirebiliyor ama gerisi maalesef bir yerde kendini gösteriyor ve bu alana da büyük bir zarar veriyor aslında. Yani bütün camiaya, insanın kendini keşfetmesine dair inancını kaybetmesine sebep olacak kadar böyle büyük bir haksızlık sebebi bu. Dolayısıyla madem ki bir farkındalık yolculuğuna çıkıyor, o zaman lütfen emeğe saygı gösterelim. Hem kendi emeğinize, hem kendi enerjinize, hem de karşınızdaki insanın emeğine ve enerjisine. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Bu herkes için geçerli. Bizler de bu yolda etik işleyişle, etik ahlaktan bahsediyoruz. Aynı bu tip öğretilerin içindeyiz hepimiz. Ve burada hırsımıza, egomuza yenilmeyelim. Bu şifayı güzel şekilde yayalım yani. Taklitle değil. Teşekkür ediyorum bilgiyle. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgiler. Çok teşekkürler, sevgiler. Hoşça kalın. Bilimler.